Sevgili seyirciler, Cacabey Medresesi ile meşhur Kaman Cevizi ile Seyfe Gölü ile o şifalı kaplıcalarıyla harika bir yerdeyiz. Kapadokya'nın giriş kapısı Şirin Kırşehir'deyiz. Gidiyoruz gündüz gece. Sevgili seyirciler, Kırşehir'e geldiğinizde mutlaka uğramanızı tavsiye edeceğimiz yerlerden birisi de Neşet Ertaş Gönül Sultanları Kültür Evi. Sadece Bozkır'ın tezenesi mi var? Hayır. Anadolu'nun bütün ozanlarının hikayeleri, türküleri burada. Hadi buyurun, beraber gezelim. Ustayı. Heh. Abi ben çok şaşırdım. Ne oluyor dedim. Çok güzel düşünülmüş. Üzerindeki kıyafetler kendi kendisinin. Değil sazı mi? Da kendisinin. Saz da mı kendisinin? Gözlüğüne varana kadar kendisi. Ha, gözlük de kendisinin. Abi hoş geldin. Saz kendi sazı. Gözlük, elbise kendi elbisesi, takım elbisesi değil mi? Ses müzik zaten direkt. Ses zaten. Kurban olayım. Allah vermiş okuyor. Evet. Ya.
Tanışılmıyordunuz. Neşe Ertaş'la doğduk biz. Onunla büyüdük. Vallahi ben de onunla doğdum. İyi günde, kötü günde. Neşe Ertaş kulaklarımızda sesiyle, müziğiyle de öleceğiz bu gidişte. Çünkü her zaman büyük bir keyifle dinliyoruz. Kendisi sahnede olduğu, halka yansıdığı şeklinden arkada kulislerde çok mütevazı bir insan. Aynen. Fatih abi, siz tabii çok iyi biliyorsunuz. Ben bir kere tanışma fırsatı buldum. Benim için çok önemli bir gündü. Bir de böyle konserlerinde şey derdi. Gömülerinizin hizmetçisi, ayaklarınızın turabiyim derdi. Evet. Ne kadar engin gönüllü, evet. Değil mi? Nasıl bir laftır abi bu, gömülerinizin hizmetçisi, ayağınızın turabiyim, değil mi? Evet. Kendi kişisel karakter yapılarının, evet, bu sözler hep dışa yansımasıdır. Bunlar her zaman çok mütevazi, elleri açık insanlardır. Birbirlerine çok yardım ederler. Eyvah abim, hoş geldin. Hoş bulduk. Nasılsınız? Sağ ol. Sen nasılsın abi? Sağ olasınız. Neşet Ertaş'la Bayramgül Tokel, bizim eski genel müdürümüz. Evet. Avanos tarafından bir düğünden geliyorlar. Düğün çalmışlar. 2 gün, 3 gün çalmışlar. Bir çanda paralar olmuş. Oradan gelirken bakmışlar ki Adana'dan, Urfa'dan gelen işçiler oldu bizim burada mevsimlik. Pancar sökerler. Evet. Tarlada çalışırlar. Onları görünce çok duygulanmış. Bakıyor ki her çadırda bayanlar, çocuklar bekliyor, ihtiyarlar bekliyor. Büyükler tarlada çalışıyorlar. Çok üzülüyor. Diyor ki Bayramgül Tokel'e, bayram diyor. Buradaki çantadaki parayı al diyor. Her çadıra dağıt diyor. Allah Allah. Evet. Her çadıra dağıtıyor. Ona çocuğun bir tanesi bakıyor. Bunun içi de taş olduğunu hissedince hemen şapkasını biraz alnına doğru indiriyor. Hemen buradan gidelim diyor. Riya olmasın diye. Vay kendini be. Tanıtmadan gidiyor ve bir çanta parayı da orada işçilere dağıtıyor. Ya işte gönül, Neşet Usta'nın deyimiyle gönül. Gerçekten öyle. O öyle derdi ya, Allah rahmet eylesin. İşte yani o gönülden çıkıyor zaten o sözler. Evet. Hala onun türküleri söyleniyor ve öyle türküler kazandırdı ki abi. Yani belki yüzyıllardır inşallah daha devam edecek türküler. Ama var mı? Sanatçılığını kabul etmiyor. Ha, devlet sanatçısı. Devlet sanatçısı olmak istiyorum diyor. Evet. Halkımın sanatçısıyım, devlete sanatçısı olmaz diyor. Ya devlet sanatçısı olsa bir şekilde hayatı garanti altına girecek, doğru mu? Maaş bağlanıyor, belli statüler elde ediyor. Bunun pasaportundan tut da yurt dışına giriş çıkışlara kadar çok büyük avantajları var devlet sanatçısı açılının. Evet. Ama onu da kabul etmiyor. Hala hatta geçmişinde de, çok eski zaman değil bunlar, Almanya'da düğünlerde de çıkıyordu galiba. 20 yıl Almanya'da kalıyor. Evet. Bu 20 yıl içerisinde aşk olmayan akrabalarını, ustalarına ayda para gönderiyor. Yani öyle bir vefa ki arkayı da unutmuyor. Hiç değil mi? Evet. Unutmamış. Bağbaşı mı? Bağbaşı. Bağbaşı Mahallesi, değil mi? Bağbaşı Mahallesi. Evet. Zaten bizim genelde ustalar orada. Şimdi bir de bu türküler nereden çıkıyor? Hepsinin bir hikayesi var. Gönülden çıkıyor. Gönülden çıkıyor. Ama Leyla Hanım'a yazılmış bir türkü var. Babasına yaktığı bir türkü var. Anasına iki büyük nimetim var. Biri anam, biri yarim. İkisine de hürmetim var. Biri anam, biri yarim diyor. İkisini de ayırmıyor aslında. Hatta beni çok etkiler. Bu Leyla'dan ayrılınca babası Leyla'ya Roman diye evlenmesini istemiyor. Hmm. Bu da tabii babasını kırmamak için Leyla'dan ayrılıyor. Beni de çok etkiler. Yazımı kışa çevirdin. Ya. O türkü herkesi etkiliyor. Beni de çok etkiler. Vay. Yazımı kışa çevirdin. Bak gözümde yaşa Leyla. Yazımı kışa çevirdin. Bak gözümde yaşa Leyla. Mevlam ayrılık vermesin. Gode uçan kuşa Leyla. Kuşa Leyla, kuşa Leyla. Mevlam ayrılık vermesin. Gökte uçan kuşa Leyla, kuşa Leyla, kuşa Leyla. Ama bir Neşet Ertaş, bir Muharrem Ertaş, bir Çekiceli, bir Şemsiye Aslıman, bunlar zor gelir. Biz de ne yapacağız? Onların bu Türk kültürünü inşallah devam ettireceğiz. Çok teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Sevgili seyirciler, Boztepe'ye bağlı Yeni Doğanlı köyündeyiz. Pancar toplamaya gidiyoruz, şeker pancarı toplamaya. Hadi buyurun. Gidiyoruz gündüz gece. Şeker pancarı tarlasına geldik.
Aha şeker pancarı. Aha bu da Osman Emin. Şeker gibi adam. Buyur. Şimdi biz şekeri bundan mı elde ediyoruz? Evet. Yani gerçek şekerin hakkısı bundan. Hakiki şeker bu mu? Ha. Sahtesinden mısır özünden. Ha bir Hadi dakika. Bu mu topluyor şimdi? Motor evet, mu topluyor? Evet. Traktör söküyor. Onu şu alttan mı söküyor? Bu alttan söküyor böyle bak. Oh! 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 Bu mesela tek tek söküyor. Evet. İçine mi alıyor? Bu hazneye mi alıyor? Bu makine bak oradan söküyor. O gidiyor bak. Bu dönen şeyi görüyor musun pervane? Görmüyorum. Nasıl göreyim? Yüzüme gözüme geliyor. Nasıl göreyim? Osman emmi. Şimdi bu eskiden elle toplanıyormuş. Evet. Artık evet. Traktörle toplanıyor evet. Değil mi? Sofralarımızdaki şeker bu. Evet, bu. Bu şeker. Evet. Peki bu çikolatada, pastada kullanılan şeker bu şeker mi? Ben görmedim ama uzmanların o çıkıyor. Söylüyorlar bu değil. Değil. Daha ucuz mısır şurubu. Ha ucuzunu kullanıyorlar. Mısır şurubu tatlılarda kullanıyorlar. Çikolatada, şekerde, şimdi bunda diyorlar. Ha ben diyorum. Görmedim. Biz bilmiyoruz yani. Osman emmi. Şimdi bunların otların daha yukarıda olması lazım değil mi normalde? Evet. Şimdi kıra düştüğü için otlar artık bak farkındaysan buruşmuş. He buruşmuş. Yakıyor. Kıra mı düşmüş? Kıra mı düşmüş? Kıra. Bir aydır da su vermiyoruz. Ha su vermiyorsunuz. Tabii bir aydır su vermiyoruz buna. Son dönem mi artık toplamamız lazım? Tabii son dönem. Bitti mi pancar? 12. aydan sonra alım yok. Ekim dönemi ne zaman pancarın? Pazarın Ekim dönemi işte hava şartlarına bağlı. Mart Nisan ayı arası ekiyoruz yani. En geç Nisan'da Mayıs'ta. Mayıs'a kadar ekiliyor. Ne zaman topluyoruz? Bak 10. ayda şey gelir. Yani bu pancar devletin. Devlet alır yani. Bu devletin malı. Bizim malımız değil. Ama tarla bizim. Tarla bizim ama gerçek pancar devletin. Öyle devlet, mi? Devlet tabii herkes ekemez bunu. Kotası olan vatandaş eker. Bu böyle yenir mi? Böyle de yenir. Yani mesela ben pişer, bunu... pişirirsen Hayır. yenir. Ha pişirirsen yenir mi öyle? Tabii bunu kaynatırsan suda veyahut dilim dilim yapar fırına atarsan çok lezzetli olur. Biliyorum ben onu. Kaynatması da çok güzel olur. Değil mi? Haşlanır. Haşlanır. Haşlandıktan sonra yersin yani. Tatlı mı oluyor öyle gibi? Tatlı tabii tatlı. Değil mi aynı şekilde tatlı? Ama organik bir şey. Değil mi? Tabii içinde bir şey yok. Sadece bir gübre atarız başka bir şey yok. Şimdi abi bunu böyle topluyorsunuz. Evet. Doğru fabrikaya. Doğru fabrikaya gidiyor bu. Evet. Fabrikada ne oluyor? Fabrikada bu işleniyor. İşleniyor. Böyle yıkanır bantların üstünde gider. Heh. Fabrika bunu işler. Bu ucunu bir keser ayrıca. Ona pöçük derler. Pöçük. Öbür tarafında küspesi ayrı gelir. Küspesini bize verirler yani. Küspeyi ne yapıyorsunuz? Hayvanlara yedir. Hayvanlara. Tarlanın ortasındayız. Uçsuz bucaksız bir tarla burası. Ama her yerde çıkmıyor bu şeker pancarı değil mi? Yani her tarlada olmuyor. Ya sularsan, ekersen olur. Olur mu? Su olursa olur. Tabii olur. Acı yerde olmaz. Acı yerde. Acı toprakta. Acı nasıl acı toprak? Yani tuzlu. Evet. Çorak. Ha. Bizim buranın 70 bin dekar yeri çorak. Al işte. Olur mu orada? Olmaz. Olmaz. Evet. Muhtarım, şimdi bizim köyde şeker pancarı çok ekilir mi? Şu an su sıkıntısından dolayı suyumuz yeterli. Çok mu su ister pancar? Evet, tabii. Yani sulu bitki. Mesela bunu Mart'ta Nisan'da ekmeye başlıyoruz. Evet. Osman emmi, traktör geldi. Ne yapacak şimdi? Şunları mı kesecek? Nereye kesecek? Traktör sıranın biri bu sırayı kesiyor. Öbürü hazırlanmış sırayı söküyor. Şunu mu? Evet. Ha, ilk önce otları kesmiş. Biri hazırlıyor, biri söküyor bakın. Hani şu an sökecek mi? Bak bu dijitalle bak. Pancarı takip ediyor bu. Ha, bu pancarı mı takip ediyor? Abi o dijital. Bunlar pancarı takip ediyor. Takip ediyor, söküyor bak. Baksın, oraya bak. Ha bak pancarın arasından geçiyor bak, şuradan. Tamam, evet. Bu o göz onu görüyor. Evet. Sonra arkadan da onu mu söküyor? O onu söküyor ikinci sefere. Ha. Bak, bir taraftan onu sökerken bir taraftan evet. da bunu hazırlıyor. Evet. Şuradan bu bunu sökerken evet. kesen de şu mu kesiyor? Hangisi kesiyor? Hayır, ha arkadaki. Ha. Ön arkadaki sırayı hazırlıyor. Hazırlıyor bak. Ha. Bu tarafa gel. Sökülen pancar bak buradan nereye geliyor bak. Buradan yukarı gidiyor sökülen pancar. Dönüyor yukarı atıyor bak. Pervane dönüyor buradan. Vay be. Osman emmi. Ben karar verdim çiftçi olacağım. Bu şeker pancarında iyi iş var, iyi para var. Ben karar verdim. Zor da değil. Baksana makine topluyor. Biz Yok. Bir şey de yapmıyoruz. Zorluğu da var. Hani ne zorluğu var? Makine topluyor. Makine topluyor ama bunun ekimi, bunun sürümü, toprağının hazırlanması tabii. Zor mu? Muhtar bunu, çapası zor mu? Evet. Çapası bayağı bir zahmet gerektiren bir bitki. Hı hı. Ara çapasını, yani bu ara çapası dediğimiz şu kısımdaki boşluğu traktör çapasıyla yaptırabiliyoruz. Ha. Ama diğer tohumların ikişerli ve üçerli düştüğü yerlerde tekleme mecbur eden işçi olarak. İşçi çalıştırıyoruz. Yani ikisinin arası ideale 18 ile 20 santim arası. Anam! Osman emmi neredesin? Buradayım. Osman emmi! Efendim buyurun. Buradayım seni. Ha burada mısın? Ha muhtarım burada hani mısın? Hani kolaydı. Ya kolaydı da bu niye böyle zorlaştı? Ben anlamadım ki.
toplam bir sezonda 4 sefer, 5 sefer, 3 sefer sulayabiliyorsun. Suyun varsa. Ha, suyun ne kadar varsa. Bu balık gibi. Balık gibi suyu çok sever. Ne kadar su verirsen o kadar büyüme yapar. Bunu şimdi susuz söktüğün zaman, biraz beklediğin zaman şeker oranı yüksek oluyor. Ha. Şeker oranı. Şimdi bunun şeker oranı 16 ise devlet bu sene 157 liradan iyi zam verdi. 33 lira verdi. İyi maşallah. 190 liradan alırız. Oo iyi. Ha 7 olursa, 17 olsa bunun şeker oranı, 17'den de bizim alacağımız para 202 lira. Ha daha mı iyi? Tabii daha iyi. 20 olursa 225-230 lira. 40 olay diye bunun şeker oranı alaydık bir 500 lira. Yok. Yok 40 yok mu? Yok 40 yok. Pancar tezik değil mi? Ciğer ezik, hamam ciğer ezik değil mi? Ciğer ezik, yavrum ciğer ezik değil mi? Ben sevdim eller aldı, bana yazık, emmi bana yazık değil mi? Bana yazık, emmi bana yazık değil mi? Sen de başkasını alıyor. Kıtlığı mı geldi? Estağfurullah. Burası çok çok eskiden, yani yüzyıllar öncesinden burada zaten bir yaşam varmış. Yaşam bir yerleşim var, yeriymiş. Evet. Senin bu tarladan da bir şeyler çıkıyormuş diye duydum. Vallahi ha? Yok bir şey görmedim. Ya bırak Allah'ını sersin. Şöyle bazen şu sırtlarda testiler falan, yani kırık testi. Çıkıyor mu? Çıkıyor da tabii, gelse de görür. O da böyle içinde nasıl bir boyaysa hiç silinmemiş. Aa, testinin üzerinde. Bak şöyle yuvarlak özel yapılmış taşlar çıkıyor. Küp çıkıyor mu küp müp? Valla küp müp daha görmedim. Altın çıkıyor mu? Valla çıksa ben devletten yasak bir şey yapmam. Çıksa doğru devletten hakkım neyse onu veririm. Bir şey söyleyeceğim. Şurası Maria Tepesi miydi neydi oraya? Valla şimdi eskiler derdi ki burada saray varmış. Hatta ileride rahmetli annem gösterdi. Dedi ki babam bana gösterdi. Burada çeşme varmış. Çeşmede zincirle bağlı bir tas da varmış derlerdi. Ha. Ama bizler görmedik. Maria kimdi Maria? Maria bir Hristiyan, buranın kraliçesiymiş yani. Ha. Maria çiftliğinin adı oradan gelir. Yoksa senin Maria'yı tanımıştın yok. Yok ben nerede gördüm Maria'yı? Ve derler ki burada Tatarlar 60 bin Türk askerini bu çiftlikte öldürmüş. Oo. Selamünaleyküm. Aleyküm selam. Nereye Ümmü? İyiyiz valla ya. Senin adın neydi? Ümmet. Vay vay vay, ismin güzelliğine bak. Ümmet olalım inşallah. Ümmet emmi. Motor yapıyor, traktör yapıyor, çapa yapıyor. Sanki bunlar kendinden yapıyor. Sen olmasan yapabilir mi bunu? Mümkün mü? Değil mi? Sen ayarlıyorsun orada her şeyi. Evet tabii. Peki abi bir şey söyleyeceğim. Şimdi bu hepsinin ayrı şeyleri mi var böyle? Nasıl ayar? Bir tarafta kesiyor, bir tarafta onu söküyor, evet, değil mi? Evet evet. Buradan mı ayarlıyorsunuz? Bir hazırlıyor da evet. Ne o kollar? Evet, şunlar söküyor. Ha onlar söküyor. Şu makineyi çalıştırıyor. Şu manuele geçiriyor. Abi o ne ya? Şunlar kapak açıyor. Hı. Bunlar depodaki pancarı boşaltıyor. Traktör değil sanırsın, NASA üstü ya. Şu ne? Bu arabamızın, motorumuzun şeyi, fitesi. Aa, fitesi orada mı? Otomatik olduğu için fitesi. Ha bu otomatik mi? Otomatik fitesi. Anam traktörün otomatiği var mıymış ya? Evet ha. Peki bir şey söyleyeceğim abi, zor mu? Vallahi tatlı zor. Bu pancar pezik değil mi diyorlar ya abi? Bu pezik ne ya? Pezik o göbeğinden çıkan tatlı bir püpürü vardır. Ha. O pezik diye kavururlar, onu yerler. Pezi odur yani, normal adı pezidir. Pezi. Evet, yoğurtla, sarımsakla. Çok soğanın cücüğü gibi kıymetli bir yer herhalde. Aynen. Değil mi? Evet. İyi. Yönde bu da pezi de o kadar kıymetli. Önemli. Bak evet. Bunu da öğrenmiş olduk. Pancarın peziği, soğanın cücüğü. Evet. Abim Allah'a emanet ol. Görüşürüz Ümmet Emre. Allah razı olsun. Hadi kolay gelsin. Hayırlı işler. Uğurlar olsun. Sağ olasın. Sağ olasın. Hey nari aldak daşın kenarı, nari de dibinde yedik narı, nari oy dibinde yedik narı. Sevgili seyirciler, bizim buralarda ne yersek analarımız der ki ekmeğinen yi, ekmeğinen yi. Karnın doysun. Biz de ne yapıyoruz şimdi? Kış ekmeği yapıyoruz. Anam kolay gelsin. Sağ ol, teşekkür nasılsın? Ederim. Bu bizim çöl köylerin ekmeği budur. Türk köyleri yuka yapar. Kürt köyleri mayalı yapar. Biz mayalı yaparız. Bizimki böyle. Mayalı mı? Evet, biz mayalı yapıyoruz. Mayalı olunca ne oluyor ki? Yani mayalıyoruz. Yani. Şimdi bir de derin dondurucu çıktı. He. Gelinler çok hanım. Damdan düştüler tarpadan, avra doldura şarpadan. Ama! Derin dondurucu aldık. İçine 2-3 torba unu ekmek yapıp koyuyoruz. Gelinler oturuyor hanımca.
Ama ne yapacaksın yeğenim, hiç sorma. Annem gelinlik eskidermiş. Evime bir yılan girdi. Ya. Bir çuval yalan girdi. Gündüz yazıp da gece okuyan girdi. Onun için çok da... Vay vay vay, bir dakika. Hiç evine bir yılan girdi. Bir çuval yalan girdi. Gündüz yazıp gece okuyan girdi. Vay 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 vay. Ha, hiç sorma. Senin adın neydi annem? Benim adım Menduha Kara. Menduha annem. Menduha annem, sen de bizim Yeni Doğanlı köyündensin. Yeni Doğanlı köyü. Buralısın. Aslım buralı değil ama... Ha, gelin mi geldin? Gelin geldim. Ha, nereden geldin? Çiçekdağ, Akçakent'ten geldim. Ha, Çiçekdağ alısı. Evet, Duran Karay'la evlendim. İyi yaptın. Aa, şimdi bir genç kız olsam 18 yaşında gene eşimle evlenmeyi düşünürüm. İnşallah. Çok mesut, mutluyum. Allah benim eşimi herkese versin. Kız herkese, ha. Eşim gibi herkese versin. Herkese versin, evet. Çok çok amin, 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 amin. Aşık Ömer'in çok güzel bir hanımı varmış. Hı. Hanımı ayrılmış, ayrılmışlar. Tamam. Bu sefer Aşık Ömer hiç dönmemiş ama gelin istiyormuş, eşim beni alsın diye. Geri alsın diye? Geri alsın diye. Çok affedersiniz, gelin aptallara, karışmış cinganlara kalbur kasnak satarak Aşık Ömer'i geziyormuş. Arıyor? Arıyor. Aşık Ömer kahveye girmiş. He. Birinci bu da arka süre geliyor, kalburunu çıkar diyor, kapının ağzına koyuyor. Diyor ki ne? Orada Aşık Ömer, ben sazla mı söyleyeyim sözle mi? Onlar da diyor sözünle söyle. İçeriye girdi bir huri melek. İster kalbur sat, istersen elek. Haddini bilmeyenin çarkına tükürür felek diyor. Vay. İşte önce diyor haddini bilseydin benden ayrılmasaydın ha. Diyor. Şimdi de peşime gezmezdin diyor. Affetmiyor mu onu? Affetmemiş. Hemen kalburu kasına takmış omuzuna, çıkmış bir daha Aşık Ömer'e bakmış. O gelin ne yapmış? Gitmiş mi öyle gelin? Gitmiş. Almamış. Yazık. Yazığı var mı? O da haddini bilsin. Kız haddini bilsin. O insan hata yapar ya. İnsana da kafamız kırıldı. Parmaklarımız kırıldı. Biz eşimizden ayrıldık mı? Çok mutlu mesutuk. Ama olacak diyorum yani, değil mi? Onlar tabii olacak. Tabii bu hatalar olur. Ne güzel. Pacasız bir soba, anasız bir koca. Nereden bulak biz bunları? Nereden bulacağım bunları? Doğal gazı bulduk pacasız ama anası koca nereden bulak, yerden mi çıkacak? Aman samanlık seyran oldu, gelinlik kolay oldu. Eskidenmiş tabii, o. Tabii öyle yiyelim. He. İşte ne yapacağız? Anam dur, dur hele dur, hamura bir bakayım. Ne yapıyorsun annem? Eşkili ekmek yapıyoruz. Eşkili ekmek. Eşkili ekmek normalden ne farkı var? Eşki. Öyle mi? Eşki. Hı. Attım, doğru mu? Evet doğru. Ha, eşki. Evet. Akşamdan nasıl mayalarız. Ha, bir gün önceden mayalanıyor. Mayalanıyor, ondan sonra da yapıyoruz. Ha, ne güzel açtın onu annem. Bunu nasıl yapıyorsun öyle? Böyle 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 böyle. Böyle açıyoruz. Şimdi nasıl eriğin hamuruyla erkek işine karışma derler, eriğin çamuruyla da kadın işine karışılmaz. Bizim buraların meşhur çöreği var. Ondan yapacağız. Evet. Çöreğin içinde ne oluyor? Onu üzerine yağ sürüyoruz. Peynir? Üzerine yağ sürüp peyniri içine koyup sürüyoruz. Ha, tamam. Evet. Şimdi bizim buralarda bir de şöyle bir şey var. Bizim buralarda normal yağ bulunmaz. Nasıl yağ vardır? Aha, mis gibi tereyağı. Her şey tereyağıyla oluyor değil mi annem burada? Peynirimiz evet. Oh, vallahi bir kokuyor, bir kokuyor ki. Tereyağıyla şimdi çörek yapacağız. Nasıl çörek? Evet. Şimdi yağlama mı? Yağlama çöreği yapacağız. Yağlama çöreği nasıl yapılıyor? Şimdi onu göstereceğiz. Annem orada ısıtırken biz bir tane mani dinleyelim artık. Hadi, alkış! Aracı olan demiş ki iş başka başka düşürdün, beni de bilinmez aşka. Aklı başında bir yar olsaydın keşke sırrımı ellere deyip gezmezdin. Vay 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 vay. Karacı olan demiş ki hazellerinden bir hesabım vardı güzellerinden, onu da maaşere bıraktım felek. Daha ne söyleyeyim ya? Daha ne söyleyeceğim? Alkış alkış. Yeter, bitti kaydı. Ama emmi ben yiyeceğim. Ben adam nereden çıktı bu adam? Nasıl akıllı adam, nereden çıktı bu ya? Ya. Allah Allah. Neyse. Bu da ekmeğimiz, bunu da sabah kalkalım. İlk çöreğimiz gitti. Evet. Çöreği kaçırdık. Bunu da yine yağlıyoruz. Evet. Bu da yağlı ekmek olacak. Kimse evet gelmeden gözünü seveyim. Buranın adamları biraz uyanık ya. Bizim köyün adamları niye böyle kı? Ben niye bilmiyorum. Kız elim daha ekmeği aldı ya. Evet. Tövbe yarabbim ya. Kimdi, adı neydi onun? Abdullah amca. Abdullah emmi. Anam yiyor, orada karşımda yiyor. Karşımda yiyor bir de. Emmi gel ya.
Sen nasıl akıllı bir adamsın. Amca. Ben elimde tutarken bir anda gitti öyle. Baba nasıl keyifli yiyor bak. Şimdi aa bu da dur ama dur şöyle göstereyim. Bu da bizim dürümümüz. Yok sizle alakalı bir şey değil. Bu da bizim buranın meşhur dürümü. Evet, çocuklar böyle eve geldiği zaman ana karnım aç dedikleri i̇şte zaman. Biraz da ben alabilir miyim? Arkadaş biz nereye geldik ya? Anam siz. Allah Kürşat Bey. Siz bana bir. Birazdan. Tövbe yarabbim. Al kardeş sağ ol. Buyurun karnınızı doyurun izlenimimizi yapalım. Yetkine verelim çık. Allah'ım yarabbim. Ben anlamadım ki. Ama teşekkür ederim. Gelinler oğlanlara ekmek mi veriyor? Bir gün onlara bir fırsat bura. Allah razı olsun. Var ya, vallahi. Hiç sorma. Sen bu gelinlerden çektiğin nedir? Çektiğim ne? Diyorum da bana diyorlar niye mani söylüyorsun? Emir gelin. Penceresi demir gelin. Oğlanı biz büyüttük. Gel kolumu kemir gelin. Elleri elcekli gelin. Kolları kolcaklı gelin. Oğlanı biz büyüttük. Zar bacaklı gelin. Anam zar bacaklı gelin. Bizim buralarda işte çocuklar eve geliyor. Ana açım ana dediği zaman bu ekmek yağlanıyor. İçine peynir konuluyor. Evet, dürüm yapılıyor. Yanında da bir çalkama. Ayran. Evet. Çalkamayı da verdin mi? Yeniliyor. Hadi gitsin. Akşama kadar geçsin, tozsun. Evet. Tereyağı da var ya içinde. Nasıl enerji veriyor zaten? Evet. Dur anam şu anamların yanına geçeyim. Bir de şu annemlerin yanına geçeyim. Evet. Bismillah. Evet. Kış ekmeği mesela kışın mı yapılıyor, yazın mı yapılıyor? Yazın da yapıyoruz da kışın derin dondurculara koyuyor. Kışın soğukta tandıra gitmiyor. Ekmek yapmıyor. Hanım oluyor. Hanım oluyorsunuz. Evet. Derin dondurucuya koyduğun zaman istediğin zaman çıkarıp yiyebiliyorsun onu. Aynı sanki taze yapılmış gibi. Hani onu ıslatıyorsunuz mu böyle şeyle? Yok. Islatmıyor mu? O yuka bu mayalı. Ne geldi? Bu da bizim buraların gözlemesi yağla mı sunuyorlar? Evet. Şimdiki gelinler yapıyor mu bunları artık yani? Sürekli yapılıyor mu yoksa ayda yılda bir mi yapılır? Onlar devamlı yapmaz. Eskiler yaparsa gene eskiler yapıyor. Gelin. Yaşlılar mı yapar? Hep biz yapıyoruz. Yaşlılar hastayım diye oturuyorlar. Benim kaynana yapmıyormuş. Hastayız diye oturuyorlar hep biz yapıyoruz. Benim kaynana yapmıyordu biz yapıyorduk. Yaşlılarda bu işin şeyini bulmuş. Gelin hastayım buğrum ağrıyor. Gelin şu sırtımın şura ağrıyor. Aynı. Yükle geline. Sonra da yaz zar bacaklı gelin. Çarpık bacaklı gelin. Ana sen burada mıydın annem? Kız ben seni gitti zannediyorum. Ama sen diyorsun da biz neler çektik? Bunlar ne iş yaptılar diye. Yine yapıyor. Aynısında bize çektiriyorlar. Her şey hazır. Çamaşır yıkanıyor. Bulaşır yıkanıyor. Güneş enerjisi akıyor. Sular içeride akıyor. Kaynana da onların gözüne bakıyor böyle. Hele bize ne diyor? Ağızları durmuyor. Ancak bunu getir, bunu getir. Ağzımız durmuyor. Biz hiç oturtturmazlar. Ne olsun ki akıllı birer gele oğlan. Hele öyle bir yere bakıyoruz, oturalım mı diye gözüne bakıyoruz. Bu arada bizim burada maşallah subhanallah adetlerimiz o kadar güzel ve hala devam ediyor ki burada gelin, burada erkek babasının, anasının, atasının yanında çocuğunu sevemez. Hala o devam ediyor. Evet. Çocuğunu sevemediği gibi çocuğunu dövemezler. Çocuk da ölmezler. Otur falan bile diyemezsin değil mi? Ben içeri gidiyorum. Burada benim karnım doymayacak belli oldu. Sevgili seyirciler, Kırşehir'in Yeni Doğanlı köyündeyiz. Bizim buraların, düğünlerin vazgeçilmez çöl alayı var. Bizim köyün yiğitleri. Şimdi çöl alayını beraber izleyelim. Bakalım çöl alayı nasıl oluyormuş? Haydar, hazır mıyız kardeşim? Hazırız. Hanımlar bir alkışlar mıyız? Beyler bir alkışlar mıyız? Bravo! Thank you.
buldum ya maşallah. Vay be. Görüyor musunuz değil mi bizim köyü? Bizim köy çöl oyunu ama. Hey maşallah subhanallah. Bir alkışlayalım mı şöyle bir daha? Vallahi gelene Haydar. Bu daha çok bizim düğünlerde oluyor değil mi? Anam ne yoruldum ben ya. Anam. Maşallah ya. Bu oyunumuz böyle yorumlu. Bu oyunlar çöl oyunları diye geçiyor, evet, değil mi? Çöl köylerine mahsulen ait bir oyun. Ay. Büyüklerimizden kalma, atalarımızdan kalma bize bir oyun. Bizim buranın neyi meşhur en çok? Bizim buranın genelde hayvancılığı yetiştirici olarak. Hayvancılık çok meşhur. Düğünlerimizde, cenazelerimizde, ağır gelen misafirlerimizde ekseri herkes yemekli gelir. O yemek ne yemek? Yemekli gider. Kürt pilavı. Ya bir Kürt pilavı var. Kavurmamız. Anam, anam, aşımız. Anam. Kabul burada var. Ne var? Kabul. Yok, kabul. Kabul ettim, kabul ettim. Ne kabul? Yemeğin ismi kabul. Hadi canım. Evet. Kabul mü? Hizik de var. Hizik. Hizik mi? Evet. Biz kabulümüzü sunarız, siz kabul edersiniz. Aldım, kabul ettim. Tabii. Kabulümüz var, hizikimiz var değil mi? Tabii, bizim tabii, tabii. Kendi tatlımız üzüm kavurması. Nasıl, üzümü mü kavuruyorsunuz? Evet. Tereyağında üzümü kavururlar. Gerçekten evet, mi? Annelerimiz yapar bunu. Allah Allah. Bakın daha neler görüyoruz. Şimdi hangi oyunumuz var? Şimdi kamçı. 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 Ben bunu biliyorum. Bu çok riskli. Acayip riskli bir oyun. Vazgeçilmez bir oyundur. Evet. Şimdi bu oyunda iki kardeş bile birbirine aşırı şekilde hınçlı oynar. İşte çok yani kötü. Burada oyunun sevdası bir başkadır. Ama kardeşi kardeşi bunu yapmayın. Can acıtması veyahut da can yakması hiç böyle bir şey hissetmez insan. Ya nasıl hissetmiyor abi? Koca kamçı nasıl şimdi hissetmiyor? Şimdi oynayacaksın Kürşat abi, inan değdiğini bile bilmeyeceksin. Nasıl değdiğini? Orası yanıyormuş. Ben duydum onu. Değdiğini bile bilmeyeceksin hiç diyor. Hiç bilemezsin bile o heyecanla, o şey. Senin ismin neydi abi? Serdar. Ben önlemiyorum Serdar, sağ ol. Sizi muhtarımızla oynatacağız. Muhtarım. Muhtarım gel yanına. Muhtarımızla. Bir şey muhtarımızla. Şimdi bizim buralar, bizim köy misafirperver köydür. Evet. Misafiri dövmeyin, yapmayın. Muhtar yok, ben oynamayayım, grubu alayım. Ne olur. İncelik olarak. Yapma muhtar. Beni alma muhtar. Ya şunla nasıl sert durmaz? Allah'ını seversin. Muhtar. Sevgili seyirciler, bizim çöl köylerinde düğünlerde olmazsa olmaz bir oyun varmış. Adı da Tura'ymış, Tura oyunu. Kız tarafıyla erkek tarafı birbirlerine güç gösterisi, gövde gösterisi yaparlarmış karşılıklı. Şimdi onu göreceğiz. Ben kız tarafına geçeceğim. Ne olur ne olmaz. En azından daha bir yavaş vurulur herhalde. Kız tarafındayım. Hadi başlıyoruz. Alkış. Kız tarafıyım. Şimdi mi? Evet. Sonra sonra evet, biraz sonra. Sonrasında. Hemen alacaksın değiştirdim. Ha, aldılar. Yok siz oynayın, ben en son alayım. Allah!
Teşekkür ederim. Ne güzel yaptın. At havaya, oyna bakalım. Atıyoruz havaya. Attık havaya. Eline sağlık. Yani bizim Kırşehir düğünleri onlarsız olmaz. Olamaz. Mümkün mü abi? Olmaz. Olmaz. Sağ olsunlar. Onlar her düğünde varlar. Tabii, tabii. Her düğünde oluyorlar. Tabii. Milleti coşturuyorlar. Adın neydi? Tabii. Arif. Arif? Mevlid. Mevlid. Memnun oldum abi. Çok teşekkür ederim. Allah güç kuvvet versin inşallah sizlere de. Şu an sezon bitti. Yazın başlıyor. Ha? Yazın başlıyor. Sezon ne zaman başlıyor? Düğün sezonu? Yazın başlıyor. Biz kışın ne yapıyoruz abi? Kışın yatıyor mu biz? Kışın da ekseri sünnet düğünlerimiz. Ha, sünnet var. Misafirperverlerimiz amaçlı. Her zaman için müzisyen arkadaşlarımız hazır. Hazır. Öyle. Elinize kolunuza sağlık. Ne güzel çaldınız ya. Vallahi yerimde duramıyorum ha. Sevgili seyirciler, geldik işte tandırlığa. Tandırlıkta ne yapılır? Yörenin yemekleri yapılır. Aha, annemler de burada. Kolay gelsin. Ne arıyorsunuz? İyisiniz. Şimdi ne yapacağız? Hangi yemeği yapacağız? Yıldız ablam 1, 2, 3 söyle bize. Kürt pilavı. Allah! En sevdiğin pilav. Bunun çok acayip sürprizleri var bu pilavın. Ortasına böyle taşıyor sallıyor bir şey çıkıyormuş. Altına sallıyor bir şey çıkıyormuş. Altında üstünde de bir şey. Sus, sürpriz. Söyleme sürpriz. Sonra tamam. Kendileri görsün. Kürt pilavı yapıyoruz. Ya Allah! Bismillah. Buyurun. Pilavımızı, önce et suyumuzu süpürüyoruz. Önce et suyu. Evet. Aha, bu etin et suyu. Olmazsa olmazı. Bu kaynatılıyor et bunun içine değil mi? Evet. Yıldız abla. Evet. Bu etin suyu. Bulgur alabilir miyim? Aha, bu bizim bulgur. Ayıklanmış bulgur. Ayıklanmış bulgur. Bulgur kaynatırlar. Anam bulgur kaynatırlar. Şimdi bulguru bunun içinde kaynatacağız. Evet. Bu daha önceden temizlenmiş, ayıklanmış. Evet, ayıklanmış bulgur. Et suyunun içine bulguru kattık. Evet. Bu burada bakalım ne kadar kalacak Yıldız abla? 5-10 dakika içerisinde. 5-10 dakika içerisinde. Evet. O kadar kolay mı? Bekliyoruz. Ne yapacağız? Bekleyeceğiz. Bekleyene kadar ne yapalım? Bir türkü okuyalım. Haydi. Neşet Baba'dan okuyalım. Halime kız çay aşağı gidiyor, gidiyor. Kaşına gözü gel gel ediyor, ediyor. Kardeşleri ardı sıra gidiyor, gidiyor. Usul boylarına kurban oldum, oldum. Sallan da gel boylarına kurbanım aman. Gerdanına liraları da kayım aman. Sallan da gel boylarına kurbanım aman. Liraları gerdanına da kayım aman. Fistan giymiş etekleri koydu, koydu. Anan yoktu kimden aldın oğudu, oğudu. Evvel küçük idi şimdi büyüdü, büyüdü. Usul boylarına kurban olayım, olayım. Sallan da gel boylarına kurbanım aman. Gerdanına liraları da kayım aman. Sallan da gel boylarına kurbanım aman. Ak gerdana liraları da kayım aman. Ak gerdana liraları da kayım aman. Alkış! Vay vay vay. Annem hoş geldin.
Ya ben nişanslı adamım ya. Kaldık oğlan eline yalvardık eline gayrı. Ya değil ne mi? Ne yapalım yalvarıyoruz işte bize baksın hizmet etsin diye. Bakıyorlar ama Allah razı olsun. Allah razı olsun. Bakıyorlar. Ama bakıyorlar. Biz de ağzımızı kapatıp oturuyoruz. Azıcık sen de dur de. Bak hele bir şey söyleyeyim. Sen de azıcık şuraya dur de. Şuraya bir dur de. Duruyor da bazı oluyor ki sabredemiyor. Patlıyor işte ya. Durmuyor değil mi? Gelin eve bizi idare etsin. İdare edecek. Kepiye dikilmiş gün olmuşsa bu on var yarın yok. Ay, Allah hayırlı uzun ömür nasip etsin. Şimdi Rüşad Efendi'yle çekinmemi çok istiyorum. Evet, beni izleyecek. Kim nereden izliyorlar? Ay çok. Nere? Kırşehir'de var, Çekdağlar'da var, Ankara'da. Almanya'da var mı? Almanya'da yok işte. Almanya'da annemin var gel. Ben. Gel. Nurcan'ım var. Cemilem var, Kübra'm var. Hepsini çok seviyorum. Viyana'ya. Viyana'ya çok selamlar. Viyana. Ana kurban olsun size. Ana kurban olsun. Viyana, ana yanında Viyana. Bak ya, abilerim de böyle yazdı. Onların sayesinde selam gönder. Sen gidiyor musun Viyana'ya? Götürmüyorlar beni. Bak işte. Gelinler. Tamam selamı geri alıyoruz. Kapat. Gelinler. Selamı geri alıyoruz. Kapat. Gelinler. Kapat. Selam eden gönder. Vallahi göndertmem. Yok. Kürt pilavı yapıyoruz. Kürt pilavı. Aha, Yıldız abla nerede? Yıldız abla. Yıldız abla gitmiş. Yıldız abla nerede? Neredesin? Sen neredesin ablam? İşte Kürt pilavının hazırlanışını göreceğiz şimdi. Bulgur pilavı ama tane tane. Şimdi bu neyde pişti bu Kürt pilavı? Bu et suyunda pişti. Etlerini ayırdık kenara, suyu kaldı. Suyun içine azıcık tuz attık. Ondan sonra da bulgur içine boca ettik. Sonra tane tane bu oldu inşallah. Olmuş mu? Evet, tane tane diyorum ama. Olmuş vallahi olmuş. Tane tane olmuş. Bismillah. Bereketli olur inşallah. Bu ney? Dur o ney? Tereyağı. Ha buna, bu erittin sen. Evet. Onu mu katacağız içine? Evet. Pilavımızı servis tamamımızı aldıktan sonra tereyağımızı üzerine gezdiriyoruz. Tamam. Tereyağımızı daha önceden ne yapmıştık? Eritmiştik. Eritmiştik. Vay. Bir şey söyleyeceğim. Efendim? Ya bu nasıl bir şey oldu? Ya bayağı yağlı pilav oldu bu. Ha, tereyağı alta geçince üsttekiler yağsız kalır. Öyle mi? Evet. Ha işte onu diyordum. Şimdi sürprizler başlıyor değil mi? Evet. Şimdi tereyağını karıştırdık. Evet. Harmanladık evet. Böyle güzelce. Evet. Ama bir şey var. Tereyağı altta kaldı değil mi Yıldız evet, abla? Evet tereyağı altta kaldı. Tabii üzerindekiler buldu ama alttakiler kadar değil. Ha, tamam. Şimdi altta tereyağı var. Üste ne yapıyoruz? Önceden hazırlamış olduğumuz kuzu etimizi. Bu zaten biz bunun et suyunu kullanmıştık. Evet. Etini ayırmıştık. Evet. Şimdi o eti kullanacağız. Evet. Öyle mi? Hı hı. Ana. Şimdi burada sunum böyle yapılır. Ha nasıl bunları? Siftilenmez. Bölmeyeceğiz mi? Hayır siftilenmez. Kız Erol Taş'ın yediği gibi oldu. Bir kocaman evet. Şey oldu hayır, ya. Hayır çatalıyla alırlar. Bizim buralarda siftilenmez. Sadece yani sofraya koyulur. Sofrada aile büyüğü hangisi ise o siftiler. Ha. Evet, hangisi aile büyüğü mü bölüştürüyor? Evet hangisi büyük, hangisi yapabiliyorsa. Vay ne güzel. Evet öyle. Siftilemek mi deniyor ona? Evet, siftilenir. Siftilenir ama yani. Sunum yapmayız. Didikliyor mu? Evet, didiklemek. Yani siftilemek. Çatala daha kolay yiyebilmek için. Sunumumuz böyle. Burada Yıldızcığım aile büyüğü benim. Bak şimdi. Bu bana annem ne görmedim sizi özür dilerim. İşte bizim meşhur Kürt pilavımız. Kürt pilavının öyle güzel özellikleri var ki bunu tabii tadından anlaşılıyor bu. Evet. En altta tereyağısı var. Zaten et suyuyla pişti bu. En altta tereyağı, ortada bulgur var. Onun üstünde de et var. Ama et, kuzu eti bir de siftilenecek. Yani didik didik edilecek ama kim edecek bunu? Ailenin büyüğü edecek. Ona göre yapın, ona göre yiyelim. Sevgili seyirciler, çoban kavurma gördük. Ispanak kavurma gördük. Üzümün de mi kavurmasını görecektik? Göreceksin. Göreceğiz. Üzümü kavuracağız mı abla? Evet. Allah Allah. Ne olacak, tatlı mı bu? Tatlı niyetine üzümlümüz. He? Tereyağı kızarttıktan sonra onu içine atıyor. Kavuracağız. Evet. Allah biraz Allah. Şeker. Ha, şeker de mi kavuracağız? Bir bardak su. Evet. Oh, sonra? Ondan sonra o suyunu çekene kadar bekleyeceğiz. Böyle yedik abla. Öyle bir tatlı niyetini mi şey yapıyor? Evet, tatlı niyetini. Fatma abla. Efendim? Kim öğretti bunu da? Bunu ben rahmetli annem benim. Ay Allah rahmet eylesin. Şimdi ne yapıyorsun? Şimdi 2 kaşık şeker alıyorum. 2 kaşık mı? 2 kaşık. Tamam, toz şeker. Evet. Pancar bizim köyden mi? Evet. Buranın. Peki pişmiş şeye soğuk su katılır mı tatlıya? Katılıyor değil mi? Katılıyor. Bunu tarifte böyle. Pişmiş aşa katılmıyor. Ama pişmiş tatlıya aklınızda olsun. Katılıyormuş. Yeni gördük. Şimdi kaynayan suya birazcık daha su koyduk. Ne kadar kolay bir tatlı değil mi aslında abla? Zor olmuyor mu? Mesela hanımlar böyle, anneler böyle saatlerce yapıyorsunuz, uğraşıyorsunuz. Sonra evin horantısı geliyor. 5 dakikada, 10 dakikada. Abo bir baktım.
Bitmiş. Bitmiş. Tez bitiyor. Tez bitiyor. Aha kaynıyor. Anam! 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 Ne yapıyormuşuz? Kaynayan üzüm kavurmasının tenceresini tutmuyormuşuz. Evet. Ben size göstereceğim şöyle. Aha. Şu anda hepsi kaynıyor. Vallahi bir kokular geliyor. Ne güzel, üzüm ne güzel kokuyormuş ablanın. Üzümlümüz hazır. Hazır. Diğer adıyla üzüm kavurması hazır. E bundan sonra bir işlem var mı abla? Yok. Sadece kaşıkla kaşıkla ye. Bak elimi yakma. Yok geçmedim. Allah. Tamam yeter. Tamam. Bu bana fazla bile yeter. Bizim meşhur üzümlümüz. Üzüm kavurması. Üzümü tereyağda kavurduk. İçine iki kaşık şeker attık. Sonra içine birazcık soğuk su koyduk. Alın size üzüm kavurması. Sevgili seyirciler, bitti mi bizim köyün nimetleri? Bitmedi. Bitmez de. Aha bu ney? Kabul. Ne kabul? Kabul. Tam, şimdi, kabul ettin mi? Tamam. Ha, şimdi bunu suyunu kaynatıyor. Bunun adı mı kabul? Kabul. Ciddi misin? Ana ben bunu bilmiyorum. Ya. Kabul. Pekmezle yağla, tereyağla. Bunun içinde pekmez mi var? Pekmez altında, üstünde tereyağı kavurduk, koyduk. Allah Allah. Ondan sonra mı? Kabul. Bundan yapıyor, suyunu da kaynatıyor. Böyle kaynadı, kaynadı. Ondan sonra böyle derinleştiriyor. İlk önce şey giriyor, pekmez. Ondan sonra boş bıraktık, pekmez koyduk. Pekmezden sonra yağ kavurduk, koyduk. Ondan sonra çatalına afiyet olsun. Vay vay vay. Ben bunu aldım, kabul ettim yani. Nasıl yemekte ara başında hamur alıyorum önce, sonra içine çorbaya bakıp bunda da hamur alıyorum, yağ mı batırıyorum? Batır batır batır. Altına yiyip ana altında. Altından pekmez çıkıyor. En altında pekmez var. Onun üstünde tereyağı var. Kenarları böyle pişirilmiş hamur. Hamur. Yani neler varmış bizim, ne lezzetlerimiz var annem ya. Bir sokum bir tadına bak. Bir sokum tadına bakacağım. Daha bir şey daha var. Bunu da ilk defa görüyorum. Bunun adı? Hızık. Ne? Hızık. Hızık. O da yani. Hızık değil. Hızık. Hızık değil. Hızık. Hızık. Şimdi hızık tatlı mı, yemek mi, aş mı, hafif çorba tatlı mı? Çok hafif tatlı, biraz şeker, ha, un, su. Bu kadar. Evet, yapımı bu. Bir dakika. Karıştırın. Şeker, un, su. Su. Bu kadar mı gerçekten? Evet, bu. Sade ya. Bunu yavaş 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 karıştıra krema haline geliyor. Bir dakika, önce neyi koyuyorsun? Önce su. Suyu koydun. Un. Unu koydun. Az bir şey de şeker. Tamam. Karıştırıyorsun. Kadar. Karıştıra krema şekline gelene kadar karıştırın. Tamam. Ondan sonra mı indiriyorsun ocaktan. Tamam. Ondan sonra da tereyağını erit, üstüne dök. Bu Allah kadar basit, Allah, kolay ve de lezzetli yemekler. Özellikle de doğum yapmış. Annelere gidilmiş. Ha, doğum yapmış. Loğusalar. Evet, loğusalara. Evet. Loğusalar yiyormuş. Evet. Süt yapıyor ellam. Evet, ha? Süt. Tabii içini pişiriyor. Ay. Evet, hızık hızık. Loğusa yemeği. Loğusa tatlısı. Nasıl da ablacığım? İlk önce suyu mu koydun? Suyu koydum. Ne kadar koyuyorsun suyu mesela? Su. Bir bardak suya iki kaşık un. Tamam. Bir bardak suyu koydun. Evet. Sonra içine iki kaşık un koydun. İki kaşık un. Bir bardak suya iki kaşık un. Un. Tamam. Evet. Sonra? İstersen fazla yapmak için. Yok fazla yapma onu. Fazla yapınca iki katı zaten. O evet, tamam. Evet o iki katı. Tamam. Ondan sonra bir kaşık da şeker. Toz şeker. Bu kadar. Evet. Bir kaşık şeker. Evet. Karıştırdık. Karıştır. Krema şekline gelene kadar karıştırıyorsun. Sonra? Ondan sonra koyuklaşınca bunu sen ocaktan al. Aldım. Üzerine tereyağı erit, dök. Bu. Bu kadar basit. Vay, loğusa tatlısı. Ben yemeyeyim o yüzden. Sağ ol, Allah razı olsun. Çok teşekkürler. Sağ ol. Şuradan bütün kavamızı akrabayı bir el sallayalım şöyle hep beraber. Evet. El salla annem. El sallayın. Siz de el sallayın. Hepsine. El sallayın. Ben de buradan. Ben de sallıyorum. Ben de bizim orada Bahçeşehir'de, Başakşehir'de, Bahçeleri'lerde benim hanım çocuklarda. Meşhur kabul yaptı annem. Kabul yaptı annem. Sevgili seyirciler, Yeni Doğanlı köyümüzde gezmeye devam ediyoruz. Haydar'ın güvercin merakı. Bu güvercin aşkı, bu güvercin sevdası nereden geliyor? Onları konuşacağız. Çeşit çeşit güvercinleri var. Arabı var, paçalısı var. Daha neler neler. Haydar! Vay. Aa, hoş geldiniz. Nasılsın Haydar, iyisin? Çok gel, gel yanıma gel. Sağ olun, gel. Sizler nasılsınız? Haydar, bu ne? Arap mı bu? Bunlar benim zamanında rahmetlik dedem olan Tülek Mehmet'ten bana bir armağan. Tülek Mehmet? Evet. Kimisi inek, kimisi koyun, kimi keçi. Koyun bırakır. Bu da bir ayrı sevda. Bize dedemin yokluk zamanında bıraktığı en güzel hediyedir. Dededen kalma bir miras. Tabii. Senden de çocuklara inşallah. İnşallah. Ya bu güvercin aşkı çok başka bir şey. Sinan abi gelsene yanımıza. Bu muhtarım niye orada duruyorsun öyle uzak uzak? Anlatılmaz, tarif edilemez.
Şunu tut hele. Bunu Kürşat abi izleni midir bunun hoşluğu, güzelliği, takla atması. Bu böyle kepezli mi oluyor? Dönüp, evet, bunun özelliği arka takka ve ön perçemli olmasıdır. Bak şimdi şuna bak, sanki kuaförden çıkmış gibi. Bu nasıl güzel hayvan böyle. Şimdi, peki sizinki tamamen merak değil mi? Bu satış matış yok. Yok, kesinlikle bizde ticaret yoktur. Hayvan sevdası. Sevdadan dolayı. Oy ben bunu yerim. İşten sonra gelen bir aşktır bizde vakit geçirebilmek için. Bunlar ne kadar mesafede takla atar? İlla yukarıda mı olması bunlar lazım? Bunlar yaklaşık bir adam boyu dediğimiz veyahut da bir metreye kadar indirebilip uzaklardan kapanıp gelip, aha, 20 ila 70 metre arasında 10 ila 15, 20, 23 taklaya kadar vurarak kendini göstererek göğe doğru çıkması. Çekebilir miyiz acaba? Takla atar mı? Şöyle taklasını bismillah attırabilirsiniz. Buyurun. Ben mi attım? Ben attıramam. Buyurun, sen attır. Yok yok, şöyle kendinizi yavaşça bırakırsınız elinizle, o kendisi atar. Bak attı. Vallahi attı ha. Yaşlı taze anne olduğu için. Bak aha 2, 3. Bırak Sinan abi. Bırak Sinan abi. Bak 2. Allah Allah. Asırın bozulmadık tek hayvanlardır. Bunları... Abi şov yapıyor ya. Tabii tabii tabii. Vay be. Bunlar yaşlı olduğu için biraz uçumu azalmış kuşlardır devamlı içeride tuttuğumuz için. Bunların neslini bozmamak için de, aha, tabii bunlarda da insanlar gibi var. Nasıl diyeyim size? Ya bunları mesela damızlık olarak mı kullanıyorsun? Tabii bunlar bizde damızlık. Ben, aha, bunlardan birkaç tane başka arkadaşlarıma gelin gönderir gibi, onlardan bize gelin alır gibi. Hadi canım. Tabii kanı ağırlaşmasın. Kardeş kardeşle eş olmasın. Tabii. Nesli bozulmasın diye tek tek ara ara arkadaşlar arasında kendimize hatıra. Mesela arkadaşlar nereye gönderiyorsun? En uzak Almanya, nereye gönderdin? Almanya'ya kadar gönderdim. Hadi be. Tabii. Güvercin gönderdin. Tabii, tabii. Almanya'ya gelin mi gönderdin? Gelin. Gelin gönderdin. İnşallah seneye kendini gösterecek. Kırşehir Araplı'nın Arapları diye. Bu bizim köyün eski adı Araplı mıydı? Eski adı tabii. Bu arada eski adımız Araplı. Ha. Evet. Gelinlerimizi getirsene, gösterin istersen. Birkaç tane daha gelin görelim. Evet. Gelin için kapı yolu falan istiyoruz mu? Kapı yolu istiyor mu? Bu arada içerisi güvercin dolu. Orada var, burada var, şu kapalı yerlerde var. Tabii onların belli çıkma saatleri var, daha rahat uçmalar için. O yüzden bir kısmını çıkarabiliyor şu anda. İşte bu. Gelinimiz Kırıkkale'den gelme. Anam ısırdı. Peki bunlar da mı taklacı? Tabii bizde takla atmayana yem yok. İçeride atıyor taklayı. İçeriye kaçtı. Gelin içeri kaçtı. Taze gelin, normal utandı, olabilir. Tabii. Şimdi takla atmayana yem yok mu? Yok kesinlikle. Vay be. Kendini gösterecek 2 yıl. Ondan sonra burada kalmaya. Bırakayım bunu. Bakalım takla atacak mı bu da? Oğlum bak atmasan yem vermiyor, ona göre at kurban alayım. Ne olur bizi rezil etme. Kameralar kayıtta ne olur. Hadi. Attı, attı. Vallahi attı. Güzel köyümüzü gezdik. Muhtarım çok teşekkür ederim Sinan abi her şey için. Allah razı olsun. Çok sağ olun. Biz teşekkür ederiz. Serdar çok sağ olasın. Ayağınıza sağlık. Sağ olasın. Çok teşekkür ederim. Gelinlere iyi bak. Tabii tamam. Onlar her zaman için misafirimiz. Eyvallah. Sonsuz. Bak nasıl takla atıyor orada. Sevgili seyirciler, Kırşehir'in 35 kilometre doğusunda bulunan bu uçsuz bucaksız yer Seyfe Gölü. Seyfe Gölü toplam 15 kilometrelik alanı kaplıyor. Hemen ileride Seyfe Köyü, burası da Badıllı Mahallesi. Emin, ne arıyorsun sen burada? Emin, sen ne yapıyorsun Emin? Sağ olasın, ne arıyorum ben de köyleri geziyorum. Köyleri geziyorum. Adın neydi? Adım Ziya Bacaksız. Anam, bacaksız? Bacaksız. Ziya Bacaksız emmim. Sen nereliydin? Ben Badıllı köyündenim. Ha buradan sen, evet, buradan. Badıllı köyünden. Şimdi bir şey soracağım. Burada yüzlerce kuş çeşidi varmış. Evet. Tabii bu zamanla göç ediyorlar, geri göç geliyorlar. Göç ediyorlar. Değil mi? Orada da bir gözlem kulesi var. Gözlem kulesi var ileride. He, oraya gideceğim ben şimdi, evet, birazdan. Senin peki köylü olarak buraya gelip gidiyorsunuz. Hiç böyle enteresan kuşlara falan rastladınız mı siz? Tabii. Burada flamingo, şunlar 5-6 çeşit ne kuşlarımız ne vardı. Flamingo. Ha. Az önce kuşları başka bir şey dedin sanki. Yok. Ne dedin? Flamingo. Daha önce burada avcılar avlanırdı ama devlet yasakladı. Kuş cenneti olaraktan burası Seyfe Gölü şu anda devam ediyor. Devam ediyor. Devam ediyor. Tandır başında oynadım, dam başında oynadım. Affedersin, ahırda, ağılda, her yerde türkü söyledik, oynadık. Ben gölde daha hiç oynamadım. Gölde oynamadıysan bu siftah olsun. Siftah olsun. Kuşat Bey, bir oynayalım. Neşet'ten. Neşet'ten bir parça söyle, oynak havalardan. Ne söyleyek? Kafanıza ne geliyorsa onu söyleyebilirsiniz. Kafama gelmedi ya. Kesikçayır. Kesikçayır çok güzel olur. Tamam hadi. Hazır mıyız? Hazırız. Şöyle bir yalayalım. Bir yalayalım. Bir yalayalım şöyle. Kesikçayır
biçilir mi? Sular soğuk içilir mi? Dararandan darararandan darararandan. Bana yardan geçtiyorlar, seven yardan geçilir mi? Aman desinler desinler, şeker yesinler. Şu kız şu olana yanlış desinler. Aman ben yandım 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 yandım. Ellerin memleketinde alendim kaldım. Hey! Aman ben yandım 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 yandım. Ellerin memleketinde alendim kaldım. Aman desinler desinler, şeker yesinler. Şu kız şu olana yanmış desinler. Alkış! Alkış! Var ol, var ol, var ol! Şurada bir şey görüyorum, orada bir şey var. Orada eskiden av yaparlardı. Şimdi devlet yasakladı. Avcı orada yatar. Bazı ördek geldiği zaman onun içinde sabah yatıyor. Erkenden onu vururlar. Anam, orada kuşları görüyor musunuz mu? Evet. Şurada kuşlar. Kuşları görüyor musun? Bak 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 bak. Bak görüyor bak bak bak, geliyorlar. Vay vay, dans eden devamlı kuşlar. Gelen kuşlar şu anda dans ediyorlar. Vay 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 vay. Sevgili seyirciler, görmüş olduğunuz gibi arkada böyle kuşlar dans eder gibi süzülüyorlar. İyi ki böyle yerler var, iyi ki korunuyor da bu kuşlar da buralara geliyor, uğrak yerleri oluyor. Buralara gelip yumurtalarını bırakıyorlar, sonra göç ediyorlar, sonra tekrar bir daha geliyorlar. Şu güzelliğe bakar mısınız? Tam bir doğa harikası. Raks eden kuşlar. Sevgili seyirciler, uçsuz bucaksız Seyfe Gölü'nün önündeyiz. Şu anda Kuş Kulesi'nin üzerindeyiz. Kuş Kulesi burası. Kuş Gözlem Kulesi. Kız Kulesi diye isim var benim Ömer abi. Tabi orada iki güzellik aynı. Aynı. İşte Ömer abim doğma büyüme Seyfeli. Seyfe Köyü'nden. Ömer abi, burası bir kuş gözetleme kulesi değil mi? Evet. Buradan çok uzakta kuşlar görünüyor şu anda. Ne kuşlar onlar? Şu an orada angıtları görebiliyoruz. Ördekleri var. Artık evet. Kat sürüleri var. Seyfe Gölü'müz koruma sınıfı itibariyle Türkiye'de ilk dörtte olan bir gölümüz. O kadar yani büyük. Üç ve üzeri koruma sınıfına sahip dört yer var. Büyüklük olarak? Büyüklük olarak 10.700 hektar bir alanı sahibiz. Aha. Fakat göl aynası 1560 metre hektarlık. Ömer abi, ben göl deyince hani böyle içine gireceğiz, hani böyle balıklar var, böyle işte ne bileyim işte içinde hayvanlar var, öyle bir şey bekliyordum ama sanki biraz sığ mı? Tabii, aslında buraya göl dememiz doğru değil. Burası bir sulak alan. Ha, böyle bataklık gibi mi tabii oluyor? Bu gölümüzün, sulak alanımızın en dolu halinde en derin yeri bir metreye geçmez. O kadar. Evet. Yani ta ben öyle şu ortalara kadar gitsem boyumu geçmez, bir metreye geçmiyor. Yani karşıdan karşıya yürüyerek geçebiliriz dolu olduğu halde. Ama bataklık. Tabii. Yani, değil onu mi? Ben çamur. Şöyle benzetiyorum, bir tepsi düşünün. Tamam. Bir damla su koyuyorsunuz doluyor, bir damla su alıyorsunuz boşalıyor. O kadar yani. Şu anda dikkat ederseniz gölümüzün büyük bir kısmı kurak vaziyette. Burası yüzey sularıyla beslenen bir gölümüz. Yani tabandan su alıp tabandan su vermiyor. Çorak toprak. Ha. Peki burası tuzlu ama değil mi Ömer tabii abi? Yani tuzla şöyle tuzlanıyor. Toprak tuzlu olduğu için gelen sular da tuzlu hale geliyor. Flamingo'da kuştan da en büyük burayı sevmesinin özelliği tatlı suyla tuzlu suyun birleştiği yerde mikroorganizmalar çok oluyor. Besinlerini buradan alabiliyorlar. Ha, bu gelen flamingolar hani burada balık yemiyorlar. Balık küçük, yok çünkü. Küçük balıklar. Ha, var mı küçük tabii balıklar? İrişte tatlı suyla tuzlu suyun birleştiği yerde balıklar oluyor. Bir de o küçük mikroorganizmalar var. Aynen, onlardan sert, besleniyorlar. Sert kabuklular onların en büyük besin kaynakları. Hatta flamingoların normalde ilk doğuşlarında renkleri kahverengidir. Öyle mi? Yavruları kahverengi olarak doğarlar. Beslenme ortamına göre bazıları pembe, bazılarının kanatlarında kırmızı, değişik renk alabilirler. Ömer abim tam teşkilat geldi. Dürbünle bakacağız. Yani inşallah siz de görürsünüz. Orada herhalde yüzlerce şu anda kuş türü var. Yani, kuş türü değil, yüzlerce kuş var. Evet. Onlar neler? Hatta binlerce şu an angıtı görebiliriz. Binlerce angıt var. Yüzlerce ördek görebiliriz. Kaz sürüsünü görebiliriz. Artı yöremize ait diğer yerel kuşları görebiliriz. Yerel kuş hangisi mesela bizim yörenin? Bıldırcın gibi. Keklik gibi. Keklik var mıdır orada? Tabii. Burada değil de yaylam alanının içerisinde kekliği var. Kekliği biliyorsun, düz ovada avlarlar yani. Burası düz ova zaten. Burada düz ova zaten. Mart-Nisan ayları binlerce flamingoların, diğer kuşların olduğu. Güzel. Hatta zaman zaman bazı kuşlarımız var. Kuşlar çok konfora düşkün hayvanlar. Nasıl yani? Zaten neden göç ediyorlar?
Konforlar için. Neyse mi? Kuzey Kutbu'ndan Güney Kutbu'na kim kalkıp gider? Vallahi o kadar yol ben hayatta gitmem. Konfor, monfor nereye kadar gideceğim? Burada da atıyorum göç yolu üzeri olduğu için ortam müsaitse iniyorlar. Hem konaklıyorlar, hem besinlerini alır, hem dinleniyorlar. Ne de bunlar bu tür zaman zaman gelen kuşlar? Çeltikçi kuşları. Hatta o kadar güzel renkleri var ki kahverenginin tonda siyah da gider. Ne güzel. İlk bakışta siyah gibidir. Işığın verdiği tonla her yeşili dahil koyuyorsa rengi göre. Burada yüzlerce kuş çeşidi var. 187. Dünyadan da bilim adamlarının ilgisini çekiyor tabii. Bu kuş tabii, bilimi tabii. Var. Kuş bilimiyle alakalı. Bunlar gelip gidiyorlar mı abi? Tabii, İnceliyorlar tabii, mı? Tabii. Bazı kuşlarımız yani özel olduğu için mesela gölün içinde değil de sazlıklarda oluyor. Ha, sazlıklarda yaşıyorlar. Ördekler falan da öyle mesela gibi, değil mi? Onlar gibi. Yuva yapma ortamları onlar oluyor. Evet. Geçtiğimiz dönemde flamingolar burada yuva yaptılar. Onların değişik bir yuva tarzları var. Çamurdan yapılıyor. Öyle tabii mi? Boylarına göre ayarlanmış. 60-70 santim yüksekliğinde bir tencere gibi düşünün. Yumurtalarını oraya bırakıyorlar ve tek yavru çıkıyor. Bir tane mi çıkıyor? Tek yavru çıkıyor. Peki buradaki bir tuzdan bir faydalanma yok ama değil mi? Tuzdan şu an faydalanma imkanımız yok. Ama şöyle söyleyeyim. Benim de adımı aldığım, Ömer ismini aldığım büyük dedem diyeyim. Burada koruculuk yaparmış. Eskiden burada insanlar tuzu alıp götürebilirlermiş. Ha, kullanıyorlarmış evet, tuzu. Hayvanlara vermek için. Artı bir kiremit yokken dam dediğimiz şeylerde tuz atılırdı. Tuz atılıyor. Çorak toprak alır götürülürmüş. Yağmur evin içerisine girmesin diye. Zaten gölün bir önce dediğimiz gibi tabandan su almıyor, tabandan su vermiyor. Aynen. Sadece yüzey suyuyla beslenen bir su. Ömer abi çok teşekkür ederim. Ben biraz ederim. Kuşlara bakacağım müsaadenle. Tabii. Çok, kullanabilirim değil mi? Tabii. Canım abi çok sağ ol. Çok teşekkürler. Sağ ol. Görüşürüz. Bakalım şöyle. Kuşlar. Aha vallahi gördüm.